40. bölüm Fatiha-i Kitap. Bilesin ki Fatiha-i Kitap seb-i mesanidir. Yani 7 ikili. Seb-i mesani ise 7 sıfatı nefsiyedir. O sıfatlar ise şunlardır. Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Fatiha'yı kulu ile kendi arasına taksim eyledi. Bu şu manaya işarettir. Bu varlık hak ile halk arasında bölünmüştür. Burada misal için insanı ele alalım. İnsan zahiri itibariyle halktır, batını itibariyle de haktır. Varlık ise aynı şekilde zahir batın arası bölünmüştür. Yalnız buradaki bölünme, parçalanma anlamında bir bölünme değil de zuhur mahalli olarak böyle bölünmüştür. Batını itibariyle de haktır. Ama neticede hepsi haktır. Anlaşılabilmesi için, tabii anlaşılabilmesi için böyle ifadelendirilmekte. Sıfat-ı nefsiyeye bakarsan bu manayı görürsün. Onlar kendilerini ve aynı oluşları itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıfatlarından ibarettir. Mesela Yüce Hak için hay, alim denildiği gibi Muhammed aleyhisselam için de hay, alim denilir ki diğer sıfatlar da aynıdır. İş bu mana Fatiha'nın hakla kulu arası pay edildiğinin manasıdır. Hani 7 ayetli ya. Bir ayeti besmele, diğer surelerin başındakiler besmele ayet olarak kabul edilmiyor da genel olarak bölüm başı olarak kabul ediliyor. Ama ekseri alimler Fatiha-i Şerife'nin birinci ayetinin Besmele-i Şerif olduğu kanaatindeler ve öyle geçmekte. O zaman geriye 6 tane ayet, işte 3'ü Hakk'a ait bunların, 3'ü kula ait bölünmüş olduğu bu. Yani 3'ü Hakk'ı anlatıyor, 3'ü de kulun hakikatlerini anlatıyor. Bu Fatiha-i Şerif, Tuhfetül Uşşaki'nin başında Bismillahirrahmanirrahim diye bir sayfalık bir yer vardır. Orada çok güzel bir şekilde, çok güzel bir şekilde açıklanmıştır. Bir oraya göz atarsanız, mana aleminde işte kabileler halinde halkettiği ruhlara efal mertebesinde gerekli suretleri giydirdi, elbiseleri giydirdi ve bu alemler zuhura geldi diye izah ediyor. Hamd ona mahsustur gibi. Fatiha delalet ettiği manaya göre insana nispet edilen bu yapıya işarettir. O insan ki Allah-u Teala varlık kilitlerini onunla açmaktadır. Fatiha delalet ettiği manaya göre insana nispet edilen bu yapıya işarettir. O insan ki Allah-u Teala varlık kilitlerini onunla açmaktadır. Yani besmele her kapının anahtarıdır diyor ya. İşte besmele de insanın ta kendisi zaten. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman Allah'ın zati zuhuru oradan rahmaniyet zuhuru oradan rabrububiyet zuhuru. Kendi varlığı da mülk, melikiyet zuhuru. Bu anahtar olmaz da ne olur? Fatiha'nın kulla Rabb'i arasındaki taksimi ise insan her ne kadar halk olmuş ise de hak onun hakikati olduğuna işarettir. Zira insan kulluk vasıflarını kapsamına aldığı gibi rububiyet vasıfları da kapsamındadır. Çünkü Allah onun hakikatidir. Burada bahsedilen insandan, Muhammed Aleyhisselam'dan murad edilir. Bu makamda ondan başkası yoktur. Biz sana Seb'ül Mesani'yi verdik dedi. İşte bu hakikat Hazreti Resulullah'a ait bir hakikat. Ama en geniş manasıyla ona ait. Tabii ki müminlere de ondan yansıyan şekliyle ait ve gerçek. Her iki mertebede de muteber olan odur. Her iki memlekette de o mevcuttur. Yani hak ve halk memleketlerinde. Nitekim bu manayı Fatiha suresine baktığın zaman görürsün. Hele bir bak.
Allah-u Teala onu nasıl iki paya ayırdı? A. Allah'a sana arası ile. B. Kula dua arası. Kulda ikiye ayrılmıştır. A. İlahi hikmetlere bağlı gaybi varlık arası ile. B. Halki noksanlara bağlı gaybi şuhut arası. Netice o Fatiha-i kitaptır, o seb'u mesanidir. O mübarek surenin nice nice sırları vardır. O kadar çoktur ki bu sayfalara sığması imkansızdır. Kaldı ki onları açıklamak bizim de imkanımız dışındadır. Durum anlatıldığı gibi olunca bizim için gereken o surenin zahiri üzerine kelam etmek olacaktır. Haliyle tabir ve tefsir yolundan gideceğiz. Teberrüken Allah kelamı ile başlayalım. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Rahman, Rahim, Allah adı ile. Bu ayetin adı Besmele'dir. Bu Besmele için ayrı bir kitap yazdık. O kitabın adını El-Kehf ve Rakim fi Şerhi Bismillahirrahmanirrahim koyduk. Bunu Bursa'da mı nerede basmışlar bir yerde. Almanya'da elime geçti ama okudum orada. Sonra alırım diye bıraktım tekrar. Besmele'nin şerhini isteyen o kitaba baksın. Ancak bu eserde de işaret yollu öbüründen alıp söyleyeceğiz. Çünkü yeri gelmiştir. Arap alimleri der ki Besmele'deki B harfi istiane içindir. Yani yardım, durum anlatıldığı olunca manası şöyle olur. Müstean geçiyor ya aşağıda da. Allah adına dayanarak şöyle şöyle yapacağım. Yani Allah'tan yardım alarak şöyle yapacağım. Bu besmelede yapılacak işin anılmaması, yardım talebi her şeyi kapsamına alması içindir. Yani yardım alıyor ama ne için yardım edildiği bilmeden hepsini kapsamına alıyor. Eğer bir şey belirtilmiş olsaydı o ona münhasır olacaktı. Sınırlandırılmış olacaktı o şeyle. İşin takdiri ise işaret diliyle gelmektedir. Sonra Allah adıyla Allah bilinir. O bir de B manasına orada, ile manasına yani. Allah adı ile Allah bilinir. Zira bu ismin tecellisi sana gelmedikçe Allah'ı bilme yolu yoktur. Kaldı ki o kemal durumları için bir ayna olarak konmuştur. Onda yüzünü müşahede edersin. Zira yüzünü ancak orada görmen mümkündür. Yani Allah aynasında görmen. Çünkü feynema tüvelli fesenme Resulullah. Sen de o vecihlerden birisi olduğuna göre ancak onu aynaya baktığın zaman görürsün. İnsan kendi kendinin yüzünü göremez. Değil mi? Karşısındakinin yüzünü görsün de kendi yüzünü göremez. Ne demişti şair hani? Yegane vasıtayı ruhiyet iken göremez kendini dide bile. Yani yegane görme vasıtası olan göz dahi kendi kendini göremez. Zira yüzünü ancak orada görmen mümkündür. İşaret ettiğimiz manayı anlamaya çalış. Çünkü senin aynan hakikat denizinin bineğidir. Onun için onun duruşu ve akışı Allah'ın adı iledir. Bismillahimecraha ve mursaha 11'e 41 bu ayeti Nuh Aleyhisselam söylüyordu. Bak besmele ile söylüyordu. Yani o geminin Bismillahimecraha ve mursaha yani gemiye Bismillahimecraha diyordu. Akmaya başlıyordu gemi. Gitmeye başlıyordu komutla. Mursaha yani sınırlandırmak için veya durdurmak için de Bismillah o kelimeyi söylüyordu. Buna işaret de o işte. Yani senin aynan hakikat denizinin bineğidir. Hakikat denizinin bineğidir senin aynan. Onun için onun duruşu yani senin aynanın hakikatinin gidişi o deniz içinde böyledir buyurdu. Yani başkasının adı ile değil. Allah'ın adıyla, kendi adıyla. Kalp gemicisi tevhid denizinde
isim gemisine bindiği zaman rahmaniyet rüzgarı, ben Rahman'ın nefesini Yemen cihetinden alıyorum, nefesi rahmani, hadisinin mana boşluğunda esmeye başlar. Burada nefes lafzının manası rahim. Birebir isminin delaletiyle zat sahiline varmaktır.